Takas Bank sunar. Dış piyasa programından herkese merhaba efendim. Ben Tuğba Aşıcı. Kıymetli bir konumuz var. Her zamanki gibi geçmeden önce bir fiyatlamalara bakalım efendim. Sonrasında konuğumuza gideceğiz. Biliyorsunuz Jackson Hole toplantısı var. Orayla alakalı en önemlisi o. Onu konuşuyor olacağız diyelim. Evet, fiyatlamalara baktığımızda BIST 100 endeksi şu anda 9756 seviyesinde %1,66'lık bir geri çekilme söz konusu. Dolar TL'ye baktığımızda 34 seviyesinde şu anda. Euro TL 37,79. Sepet kur 35,92, gram altın ise 2732 seviyesinde. Borsa İstanbul dediğimiz gibi her zamanki gibi 10.000 seviyesinin altında devam ediyor, hala orada sürdürüyor o seviyelerde. Devam edelim efendim. Baktığımızda paritelere, dolar endeksini biliyorsunuz ciddi bir geri çekilme var. Orada dolar endeksinde bir zayıflama söz konusu. 102'lerden 101'lere kadar düştü. Şu anda da bakıyoruz 101,35 seviyesinde. Euro dolar paritesi ise 1,11 seviyesinde. Pound dolar 1,31. Dolar İsviçre frangı 0,85. Dolar yen ise 146,15 seviyesinde. Yende de yine hala aynı yatay bir seyir söz konusu diyebiliriz baktığınızda dolar karşısındaki durumu. Evet efendim, devam ediyoruz ABD tahvilleriyle. ABD tahvillerine baktığımızda 2 yıllıklar 4,01 seviyesinde şu anda. 10 yıllıklara baktığımızda 3,85'te. Dolar endeksi ise az önce de söylediğimiz gibi yine 101,44 seviyesinde. Kıymetli metallere bakacağız. Orada bakalım durum nedir? Ons altına baktığımızda biliyorsunuz yavaş yavaş, kısmi de olsa, böyle rekora koşuyor diyebiliriz. Yukarı yönünü devam ettiriyor. 2499 seviyesinde. Ons gümüş 30'a yaklaştı. Orada da yine 29,42 seviyesinde. Palladium'a baktığımızda 939, platin 948, Brent petrol ise 77,78 seviyesinde şu anda. Evet efendim, son olarak kriptolara bakacağız. Kriptolarda da yine biliyorsunuz yukarı yön hakim. Bitcoin 60 binin üzerinde, dün de yine 61 bin seviyelerindeydi. Yine o seyirde devam ediyor. 60.872 seviyesinde şu anda. Bitcoin TL 2071, Ethereum'a baktığımızda 2657 seviyesinde. Evet efendim, konuğumuza gidiyoruz. Onur Canbal, Gedik Yatırım Yatırım Araştırmaları Müdür Yardımcısı bizimle. Onur Can Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz efendim. Şimdi tabii ki dediğimiz gibi Jackson Hole'u konuşacağız Onur Can Bey. Saat 5'te de yine EkoTürk ekranlarında da Powell'ın konuşmasını veriyor olacağız, takip ediyor olacağız. Peki şimdi Powell'ın konuşmalarından ne gibi mesajlar çıkacak sizce, onu soracağız. Çünkü şimdi faiz indirimine zaten Eylül için işaret etmişti. Ama hep şunu söylüyoruz, hani o son toplantıda 50 bas puanlık bir soru sorulmuştu ve kesinlikle olmayacağını söylemişti. Ama sonrasında o kadar çok şeyler değişti, veriler geldi, birçok şeyler oldu. Sonrasında artık 50 bas puan da düşünülüyor. Hatta yıl sonunda 100 bas puan toplamında acaba indirime gidilebilir mi diye konuşuluyor. Sizin bu toplantıda neler, hangi mesajlar öne çıkacak? Faizle alakalı beklentileriniz nelerdir? Tabii ki bu hafta piyasaların en çok odaklandığı nokta dediğiniz gibi Jackson Hole toplantısı sempozyumu oldu. Bugün de Türkiye saatiyle 5'te 17.00'da Powell'ın açıklamaları bekleniyor. Tabii bu noktada özellikle son dönemde verdiği mesajlardan, özellikle son toplantı sonrasındaki yönlendirmelerinden çok da farklı yönlendirmeler görmeyi beklemeyiz mevcut gelişmeler ışığında. Çünkü Amerika'da özellikle bu son toplantıdan bu yana açıklanan bir tarım işsizlik verisi oldu Temmuz ayına ilişkin ve oldukça zayıf geldi. Bunun yanında enflasyon rakamlarını geçen hafta takip ettik. Enflasyondaki görünüm de, ana gidişat da Fed'in
Hani faiz indirimlerine başlamasının önünde bir engel teşkil etmiyor. O yüzden Powell'dan önümüzdeki süreçte kademeli faiz indirimlerinin artık hani gevşeme sürecinin kademeli olacak, veri odaklı olacak şekilde başlayacağına dair daha net söylemler görmeyi bekleriz. Dediğiniz gibi piyasalar zaten Eylül ayında Fed'in faiz indirimlerine başlamasını kesin gözüyle bakıyor. Şu an %70'ler civarında. 25 bas puan indirimi beklentisi ağırlıkta, %25-30 bandında da 50 bas puanlık bir ihtimal öngörüyor piyasalar ve hali hazırda da bu yıl sonuna kadar 100 bas puanlık bir faiz indirimi fiyatlamakta. Bu da şu demek oluyor piyasalar nezdinde, önümüzde 3 toplantı var ve bu 3 toplantıdan birinde 50 bas puan faiz indirimini muhtemel güçlü görmeye devam ediyor. Şimdi burada 50 bas puana ilişkin net bir yönlendirme gelmesini beklemeyiz Powell'dan. Çünkü bu noktada piyasalarda da 25 bas puan ihtimali daha kuvvetlendi. Bu tarım işsizlik verisinin zayıf gelmesinden sonra haftalık işsizlik başvuruları biraz beklentilerden daha iyi geldi. Artı perakende satış rakamları güçlü geldi. Yani Amerika ekonomisine dair resesyon korkuları biraz yatıştı. O yüzden Powell'ın hani bu sempozyumda yapacağı açıklamalarda Eylül ayında 50 bas puan faiz indirimine gideriz gibi iddialı bir cümle kurmasını beklemeyiz açıkçası. Böyle bir yönlendirme, böyle bir mesaj gelmesini öngörmüyoruz. Ama burada direkt puan bazlı bir sürece girmeden kademeli faiz indirimlerinin uygun olacağı, istihdam piyasasında işte belli risklerin arttığını, Fed'in enflasyonu hani hedefe doğru getirmekte başarılı olduğunu, bununla ilgili sürecin takip edildiğini, Fed'in diğer bir hedefinin de tam istihdam olduğunu, yani istihdam piyasasında Fed'in yakından takip ettiği bir veri olduğuna dair genel bir değerlendirme yapacaktır diye düşünüyorum. Burada eğer 50 bas puana ilişkin bir yine gündeme gelecek olursa orada kapıyı net kapatmadan, tamamen kapatmadan ama ana senaryoların 50 bas puan bir faiz indirim olmadığı ifadesini biraz daha yenileyeceği bir süreci gözlemleyebiliriz diye düşünüyorum. Yani Eylül ayında 50 bas puan veya işte önümüzdeki toplantılarda 50 bas puanın faiz indirimi olmaz demek çok iddialı kaçar. Çünkü bu Amerika'da özellikle bundan sonraki süreçte ek bir sürpriz görmezsek enflasyondan ziyade daha istihdam odaklı bir FED görebiliriz. Ve özellikle Ağustos ayı içinde Ağustos ayına ilişkin hani verilerin açıklanacağı Eylül ayında 6 Eylül diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam tarım işsizlik verisi çok önemli. Evet, eğer bu veri de zayıf gelirse o zaman FED Eylül'de 50 bas puana gidebilir. Ama eğer istihdam piyasasında bu korkulduğu kadar yavaşlama devam etmezse, işsizlik oranındaki artış eğilimi sürmezse yılı 25-25-25 olarak 3 tane toplamda 75 bas puanlık faiz indirimiyle tamamlama ihtimali de var. Yani tamamen ekonomik verilere odaklı bir karar göreceğiz. Şu an için 100 bas puan mı olur, 75 mi olur bunu tam biz de kestiremiyoruz. Hı. Ama önümüzdeki 3 toplantıda pas geçmeyen bir FED görmeyi bekleriz. 25'er bas puanlık faiz indirimi şu an daha ana senaryo. Ama ekonomik veriler burada 50 bas puanlık bir faiz indirimini gündeme getirebilir. O yüzden hani bugünkü açıklamalarda faiz indirim miktarlarının çok net konuşulmaktan ziyade FED'in artık faiz indirim döngüsüne girdiği vurgusunun daha güçlü yapılacağını düşünüyorum ben. O zaman bu geçen söylediğini aslında bu toplantıda teyit edecek diyebiliriz. Yani teyit edeceği bir toplantı olacak. Tabii ki nokta atışları yapmayacak ki zaten Powell biliyorsunuz çok net konuşmuyor sürekli. Bir Merkez Bankası Başkanı olarak piyasaları çok da fazla hareketlendirmemek amaçlı daha yuvarlak, daha yumuşak konuşmalar yapmaya çalışıyor. Şimdi şunu sorayım peki bugünkü tamam böyle konuşmalar yapacak ama piyasalarda işte oynaklık olma ihtimali de var deniyor. Sizce bir oynaklık yaratacak mı bugünkü yapacağı konuşmalarda? Konuşmada. Açıklamaların geldiği ilk hani dönemde ilk kısa süreli bir oynaklık yaratabilir tabii ki ama piyasalar üzerinde ben önemli ölçüde bir oynaklık yaratacağını ya da bir fiyatlama değişimi, trend değişimi yaratacağını düşünmüyorum. Çünkü küresel tarafta takip ettiğimiz ana konu başlıkları var. Şimdi piyasalar Fed'in Eylül'den itibaren faiz indirimlerine başlamasını bekliyor. Evet. Bugünkü konuşmada da Powell'dan buna benzer bir açıklamalar göreceğiz. Net açıklamalardan kaçınması çok mantıklı. Çünkü yani bu hafta yine Amerika'da Çalışma Bakanlığı tarafından Mart ayına kadar bir yıllık süreçteki istihdam değişim rakamları açıklandı revizyon. Evet. Yani 810
%18 bin aşağı geldi. Yani siz bir sonraki ekonomik veriyi veya 2-3 ay sonraki ekonomik veriyi kestiremiyorsunuz. Veya ekonomi bu noktada beklentiler bozulduktan sonra çok hızlı zayıflayabiliyor. O yüzden net söylemlerde bulunup sonra onlardan dönmek, yani buradaki Fed'in biraz daha prestijini ve prestij merkez bankaları için çok önemli. Çünkü sözlü yönlendirme son yılların en hani merkez bankalarının kullandığı en güçlü silahlardan biri, faizlerden de ziyade. Doğru. O yüzden burada merkez bankalarının biraz daha çekimser kalması çok normal o açıdan. Ama faiz indirim sürecine doğru giden bir dönemdeyiz. O yüzden hani bugün Powell'dan işte Eylül ayında 50 bas puan faiz indirimine gideriz diye bir cümle gelmedi diye piyasaların ciddi bozulma yaşayacağını düşünmüyorum. Ama tabii ki metin aralarından piyasalar belli kısa çıkarımlar yapabilir. Bu kısa vadeli bir oynaklık yaratabilir. Ama toparlayacak olursam bundan sonraki süreçte önümüzde iki nokta var. Birincisi Amerika'daki ekonomik veriler. Yani zayıf gelecek veri tekrar resesyon endişelerini arttırabilir, tekrar baskılar görebiliriz. Yani Amerika ekonomisinde veriler çok çok kritik. Özellikle enflasyon, istihdam tabii ki. Ama diğer veriler önemli. Artı Amerika'daki başkanlık seçimi var. Japonya Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar faiz arttırımı var. Yani küreselde bundan sonraki sürecin daha oynak olacağını, daha dalgalı olacağını düşünüyorum. Ama sırf bu konuşmanın çok ciddi dalgalanmalara, fiyat değişimlere yol açacağını da düşünmüyorum. Katılıyorum ben de ama şimdi şunu da diyoruz herhalde değil mi? Yani mesela gelen verilere bakacağız. Bu arada FED tutanaklarının yayınlanması da aslında birazcık piyasaları o da rahatlattı diyebiliriz. FED tutanakları gelince işte piyasa kapalıydı. İşte ons altında bir ufak bir yukarı hareket oldu. İşte Amerika borsaları yine yukarı yönlü kapattı derken o mevzu birazcık herhalde FED tutanakları bu toplantının önünden de biraz yumuşatma gibi oldu belki de. Diğer taraftan şunu da sorayım. Mesela gelen verilere bakacağız dediğiniz gibi. İlk faiz indirimini yapacak baktığınızda. Sonrasında işte yumuşak iniş bekleniyor. Bir sonraki toplantıda yapmama ihtimali de var değil mi? Bir bunu sorayım. Bir de o faiz indirimi gerçekleştiği zaman sizce piyasalar nasıl tepki verir? O zaman nasıl şekillenir? Yani şu an için yıl sonuna kadar 100 bas puan fiyatlıyor piyasalar. Eğer bu gelişmeler 75 bas puanla yılı tamamlayacak bir Fed'e işaret edecek olursa bunun Amerika tahvil faizlerinde bir miktar yükselişi, dolar da biraz toparlanmayı beraberine getirme ihtimali de var ama piyasalar önemli ölçüde bozmaz. Ya ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Bu son istihdam tarafında gelen zayıf veriler sonrasında Fed üyelerinde biraz istihdam kaynaklı endişeler de artmış durumda. O yüzden Fed'in ben önümüzdeki 3 toplantıyı hani Eylül, Kasım ve Aralık pas geçeceğini çok düşünmüyorum. Yani çünkü burada pas geçmenin Fed'e oluşturacağı prestij kaybı ve eleştiriler yani yapmasından çok daha fazla olacaktır. Ve hani enflasyonda ek bir sürpriz görüp bir enflasyon endişelerini arttıracak bir gelişme görmezsek ki hani ana gidişat biraz daha enflasyonun biraz yavaş da olsa hedefe doğru gittiğini gösteriyor. Eğer bu görünümü bozacak, bu noktada bir endişe yaratacak bir gelişme görmezsek ben her üç toplantıda da en azından 25'er bas puanlık ekonomik veriler daha zayıf gelirse 50 bas puan da görebiliriz. Ama minimum 25'erden yıl sonunda toplamda 75 bas puanlık bir indirime beklerim. Tabii burada Eylül ayındaki şey de önemli olacak. Toplantı da önemli olacak. Evet. Çünkü Eylül sonunda yayınlanacak projeksiyonlar var. Bu projeksiyonlarda Fed üyelerinin yıl sonu indirim döngüsü, yani öngörüsü çok önemli. Haziranda yıl sonuna kadar 1-2 aralığında ağırlıklı bir görüş vardı. Bunun 2 ve 3 korunduğunu görebiliriz. Ama toparlayacak olursak ben FED'den önümüzdeki her toplantıda birer faiz indirimi bekliyorum en azından yıl sonuna kadar. Noktasal grafikte önemli olacak o son toplantıda dediğiniz gibi. Şimdi dolar endeksini de sormak istiyorum. Çünkü dolar endeksinde bir geri çekilme yani zayıflama söz konusu. Ama az önce dediğiniz gibi faiz indirimlerin döngüsü başladığı zaman dolarda bir güçlenme sanırım bekliyorsunuz herhalde. Bir de tahvillerle alakalı da yorumunuzu rica edeceğim. Aynı zamanda tabii ki ons altını da soracağım. Tabii. Yani şöyle aslında faiz indirimleri süreci eğer Amerika ekonomisi zayıflamaya devam ederse doları baskılar. Ama önümüzdeki süreçte Amerika'daki veriler biraz iyi gelirse
Ve FED şu an piyasa 100 bas puan indirim bekliyor. Evet. Eğer bu 75'e çekilirse o biraz doların hani bu seviyelerden bir tık tepki vermesine katkı sağlayabilir ama hani FED'in faiz indirimleri 2025'te de devam edecek. Burada tabii ECB ile işte FED arasında nasıl bir hızla devam edecek faiz indirimi, bunlar da önemli. Japonya Merkez Bankası hani faiz arttırmaları nerede duracak gibi birçok belirsizlik var. Ama hani çok güçlü bir dolar teması beklemediğimi söyleyebilirim. Bu noktada onu ifade etmek isterim. Artı şöyle bir durum var. Tabii ki Amerika'daki başkanlık seçimleri de dolar açısından da bir belirsizlik yaratıyor. Yani burada Trump kazanırsa işte tekrar ticari savaşları, gümrük vergileri, bu noktada kendi ülkesindeki yapabileceği, dile getirdiği vergi indirimleri, bunlar biraz enflasyonist olabilir. Fed'i duraksatabilir belli ölçüde, yavaş adımlarını biraz daha seyrekleştirebilir faiz indirim. O dolara bir miktar destekleyebilir ama yani Trump kazanmazsa dolar biraz daha zayıf kalabilir. Yani çok belirsizlik var ama yani çok güçlü bir dolar temasının artık biraz daha geride kaldığı bir süreçteyiz. Çünkü faiz indirimleri, Fed'in faiz indirimlerini konuşuyoruz. Aslında Fed faiz arttırım döngüsüne girdiğinde dolar küresel tarafta değer kazandıysa, güç kazandıysa, faiz indirim döngüsü içerisindeyken de dolarda kademeli zayıflama eğilimini görmemiz bu noktada şaşırtıcı olmayacaktır. Amerika tahvillerinde de tabii zaman geçtikçe, ilerledikçe, enflasyon hedeflere doğru geldikçe kademeli düşüşleri görmeyi bekleriz. Özellikle Fed'in faiz indirimleri başladığında bu kısa vadeli tahvil faizlerinde de daha etkili olacaktır. Aşağı yönlü iyileşmeleri, geri çekilmeleri beraberine getirecektir. Tabii ki veri akışları bu noktada önemli. Eğer zayıf veriler görecek olursak uzun vade tahvillerde de, yine kısa vade tahvillerde de hızlı düşüşleri de görebiliriz. Ay başında bunu görmüştük. Hı hı. Ama hani son dönemde tahvil faizlerinin aşağı yönlü bir eğilim görüyoruz. Çünkü daha önceki dönemlerde enflasyon verisi bir sürpriz yapabiliyordu veya FED'e ilişkin faiz indirim beklentileri bu kadar kuvvetli değildi. Bu yıl için iki faiz indirimi olabilir düşüncesi daha hakimdi. Bu üçe çıktı. İşte 50 bas puandan 100 bas puana çıktı. Tüm bunlar tabii tahvil faizlerini biraz aşağı çekti bu süreçte. Altın içinde 2500 dolar bandını test ediyor ons altın. Bu konuştuğumuz konu, yani Fed'in ve diğer merkez bankalarına yönelik faiz indirim beklentilerinden altında destek buluyor. Yine bugün Powell'ın açıklamaları altın için önemli olacaktır. Orada biraz oynaklık görebiliriz ama hani Powell öncesinde şu an için dün biraz kar satışları vardı. Bugün yeniden etkili olan yükselişlerle ons altının 2500 dolar seviyesini test ettiğini görüyoruz. Ons altında kısa vadede tabii ki hani tayin yapabilmek, kestirebilmek güç, dalgalanmalar olabilir. 2500 önemli bir psikolojik seviye, önemli bir direnç bölgesi. Bunun üzerinde kalıcılıklar yukarı önlü hareketi teknik anlamda devam ettirebilir. Bu bölgeden kar satışları da teknik anlamda mümkün olabilir. Yani kısa vadede tahminde bulunmak zor. Artı veriler bu noktada önemli. Yani güçlü gelecek 1-2 veri altında biraz zayıflamayı da beraberine getirebilir. Zayıf gelen veriler tekrar arttırabilir. İşte zaman zaman Orta Doğu'da endişeleri, jeopolitik riskleri konuşuyoruz. Yine Rusya-Ukrayna arasında son dönemde yine artan gerilimler var vesaire. Tüm bunlar jeopolitik endişeleri gündemde tutuyor. Küresel çapta merkez bankaları rezerv biriktirme amacı olarak, aracı olarak altını kullanıyor. Yani 2025'te de faiz indirimlerin döngüsünün devam etmesini bekliyoruz. İngiltere'de olsun, işte Avrupa'da olsun, Kanada, Amerika gibi küresel anlamda faiz indirimlerini takip edeceğimiz bir yıl olacak 2025'te. O yüzden ons altında orta vadede yukarı yönlü eğilimin korunmasını biz daha güçlü bir ihtimal olarak görüyoruz. Yani bu yıl FED ve diğer merkez bankalarının faiz indirimleri ve beklentileriyle zaten güzel bir yıl geçirdi diyebiliriz. Önceki yıllarla kıyaslayacak olursak, hı hı, özellikle. Ve 2025'te yine altında bu faiz indirim hikayesinden destek bulmaya devam etmesini bekliyoruz, öngörüyoruz açıkçası. Hı hı. Onurcan Bey, şimdi doların zayıflığını konuşunca euro-dolar paritesine baktığımız zaman orada euro tabii ki doların da zayıflığıyla beraber baktığınızda daha güçlü duruyor. Ve hatta şöyle konuşmalar da geçiyor. Yani siz ne diyorsunuz, katılıyor musunuz buna? Yeni güven liman euro mu diye. Ya ben bir para biriminin aslında bir güven liman olabileceğini siz düşünüyor musunuz? Ben çok düşünemiyorum aslında baktığınızda ama bunu sormak istiyorum. Çünkü baktığınızda Avrupa tarafında gelen veriler, bu ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler aslında güçlü de bir taraftan o endişelerde. PMI verileri beklenenlerin altında geliyor. Yani euro ile alakalı ne düşünüyorsunuz? Burada
güvenli olarak görmem açıkçası ben de. Çünkü Avrupa'da hani aşırı sağın yükselişinin orta vadeli getirdiği riskler var. Euro Birliği'nin, Euro hani bölgesi birliğinin zaman zaman uzun ne kadar uzun vadeli olacağı da tartışılabiliyor. Artık dediğiniz gibi Avrupa ekonomisi çok daha zayıf Amerika'ya kıyasla. Yani evet son dönemde Euro'da bir yükseliş var dolardaki zayıflamayla ama Euro'daki bu yükseliş Euro bölgesindeki hani ekonomik görünüme de dikkate alındı. Çok böyle temel gerekçelerle de desteklenen bir yükseliş değil. Biraz doların zayıflamasıyla da alınan pozisyonlarla da alakalı oldu. Hani o yüzden bu Euro-Dolar paritesindeki yükseliş her ne kadar bizim için iyi olsa da çünkü Türkiye ağırlıklı olarak hani ihracat Avrupa bölgesine yani ihracat gelirleri Euro. Maliyetleri dolar gibi düşünürsek euro dolar paritesindeki yükseliş bizim için olumlu ama cari işlemler dengesi anlamında. Ama buradaki yükseliş ne kadar kalıcı olur, ne kadar uzun süre hani bu hareket devam eder. Yani temel olarak Avrupa taraf ekonomisindeki zayıf görünümü dikkate aldığımızda yani bir onun üzerinde kalıcılığın korunması euro için teknik anlamda destekleyici olur ama hani böyle 1.13'ler 1.15'lerin aşılması da çok hani güçlü bir ihtimal olarak gelmiyor bana. Yani güvenli liman olarak tabii para birimlerini güvenli liman olarak görüp görmemek ayrı bir nokta tabii ki. Ona katılıyorum ama sonuçta yıllardan beri piyasaların böyle risklerin arttığı dönemlerde tercih ettikleri, gittikleri daha güvenli buldukları para birimleri var işte. Bu Japon yeniydi, İsviçre frangıydı vesaire, dolardı. Ama şimdi Japon yeniyle artan bir volatilite de var. Carry trade pozisyonlarının kapanması o tarafta ekstra hareketlilik yaratabiliyor. Dolarda Fed'in faiz indirimleri, işte Euro bölgesinde zayıf ekonomik görünüm. Yani orada biraz daha piyasalar tarafında yani tek para biriminden ziyade daha farklı para biriminin tercih edildiği daha sepet mantığında ilerleyen süreçlerde görebiliriz diye düşünüyorum. Ama toparlayacak olursam evet 1.10 üzerinde kalıcılık korunursa bu biraz daha teknik anlamda euro lehine fiyatları beraberinde getirebilir. Ancak hani 1.13-1.15 bölgesine doğru fiyatlamaları çok kalıcı olabileceğini düşünmüyorum. Daha çok anlık tepki hareketleri olarak karşımıza çıkabilir. Japonya yen demişken son olarak isterseniz onu da konuşalım. Çünkü bu sabah baktığınızda Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda parlamentoda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bu Temmuz'da yaptığı faiz artışıyla alakalı bir konuşmaydı baktığınızda. Aynı zamanda tekrar hemen bakıyorum ekonomide büyüme beklentilerinin karşılanması halinde tekrar faiz artırımına gidebileceklerini de belirtmiş. Siz burada burayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yenle alakalı beklentileriniz nelerdir? Çünkü normalde yen çok ciddi dolar karşısında çok ciddi bir değer kaybı yaşıyordu biliyorsunuz. 165'leri falan gördük. Hatta kan ağlıyor demiştik baktığınızda. Ama şu anda 146'lara kadar çıktı. Çok ciddi değer de kazandı. Hem carry trade tarafını hem de yenin daha da fazla tekrar faiz arttırımına giderse bu değer kazanmasını bekliyor musunuz? Oradaki piyasaları nasıl etkiler mesela? Yani tabii şimdi yendeki hareket ve Amerika'da zayıf gelen tarım sistem verisi sonrası FED'e ilişkin artan kısa vadeli faiz indirim beklentileri, öte yandan işte resesyon korkuları, bu Japonya Merkez Bankası'nın da faiz artımını sürdüreceği şeyle birleşince hızlı bir çözüme gördük carry trade pozisyonlarında. O da Japonya borsasında işte %13'leri, 12'leri bulduran kayıplara günlük bazda neden oldu. Tabii sonrasında toparlandı piyasalar. Hani carry trade tarafında tabii Japonya'nın eskisine kıyasla çok daha hani rahat bir şekilde tercih edip para birimi değil artık. Yani biraz daha o noktada farklı alternatiflerin de tercih edildiğini göreceğiz. Veya burada risk yönetimi daha düzgün bir şekilde yapılacak. Ama hani yıllardan bu yana daha doğrusu 2021-2022'den bu yana dolar hani Japon yeni paritesinde genel olarak dolar lehine fiyatlamaları görüyoruz. Çünkü hani bir iki ülke arasındaki para biriminin fiyatlamasını en çok belirleyen nokta merkez bankalarının izlediği politikalar ve geleceğe dair bu politikalara yönelik beklentilerdir. Şimdi 2022'den bu yana hatta 2020'den bu yana Amerika'da enflasyon yükseliyor. İşte Fed daha geç tepki verdi. 2022'den itibaren faiz artırımları gündeme geldi. Ya ama bu sene Mart'a kadar Japonya Merkez Bankası negatif faiz politikasını sürdürdü. Yani Fed'in %0'lardan faizi 5.50'lere çektiği bir ortamda Japonya Merkez Bankası negatif bir faiz uyguluyordu. Şimdi böyle olunca tabii dolar lehine fiyatlamalar daha güçlü oluyor. Ama son dönemde burada Mart ayında bir faiz arttırımı oldu. Negatiften çıkıldı. Sonra Temmuz'da
Yani Japonya Merkez Bankası'nın biraz da sözlü yönlendirme becerisini geliştirmesi bu noktada önemli olacak. Çünkü hani diğer merkez bankalarıyla, gelişmiş ülke merkez bankalarıyla kıyasladığımızda Japonya Merkez Bankası'nın sözlü yönlendirmesini şeyin penceresini çok kullanmadığını görüyoruz. Yani Temmuz ayı belli ölçüde sürpriz oldu. Yani FED'e baksanız şimdi FED burada 2 aydan beri Eylül ayında faiz indirimini hazırlıyor veya işte faiz arttırımlarını o adımı atmadan önce hazırlıyor. Japonya Merkez Bankası'nda hani her an her adım atılabilir gibi de bir şey var. Orada o iletişimin düzgün kurulmayışı işte piyasalarda bu tarz oynaklıklara, bu tarz hareketlere yol açabiliyor. Temmuz ayında nispeten sürpriz diyebileceğimiz faiz arttırımı, üzerine FED'e yönelik derinleşen faiz indirim beklentileri, bunlar yende ciddi değer kazanımlarını beraberine getirdi kısa vadede. Yani 165'lerden 145'lere kadar, hatta 140 bölgesine kadar bir düşüş gördük. Yen için değer kazanımı oluyor bu. Yani ilerleyen süreçte de yen lehine fiyatlamalar devam edebilir. Bugün dediğiniz gibi Merkez Bankası Başkanı'ndan Kuro'dan açıklamalarda yıl sonuna kadar bir faiz arttırımı Japonya'dan mümkün gibi duruyor. FED de mevcuttan durumdan 3 kez daha faiz indirimine gidecek. Yani şu anki rüzgar biraz daha yen lehine esiyor diyebilirim. Onurcan Bey, çok teşekkür ederim katılımınız ve değerli bilgileriniz için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Gedik Yatırım, Yatırım Araştırmaları Müdür Yardımcısı Onurcan Bal bizimleydi efendim. Dış piyasa programının sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Takas Bank sundu.